Konut'un Patronları programından merhaba sevgili izleyenler. İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri, yenilik haberlerini, sektörde yatırımın püf noktalarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bu hafta stüdyomuzda yine inşaat sektöründen başarılı bir ismi ağırlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirdiği çelik yapılarla adından söz ettiren Kare İnşaat Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Nuri Işık bu hafta stüdyo konuğumuz. Kendisiyle sektörle ilgili birçok konuyu konuşacağız ama hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Çok mersi. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Dünyanın birçok ülkesinde çelik yapılarla ilgili çalışmalar sürdürüyorsunuz uzun yıllardır. Önce sizi tanıyarak başlayalım. Dediğiniz doğru. Çeşitli ülkelerde çelik konstrüksiyonları yaptım. Ben 1971'de Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. 75 yılında da Londra City Üniversitesi'nde master'ımı tamamladım ve çelik yapıları İngiltere'de öğrendim. Ve Türkiye'deki bizlere üniversite öğretmenlerinin çok farklı olduğunu anladım ve gördüm. Bunun üzerine bu tecrübelerimi Türkiye'de yansıtmak için 2000 yılların başında İstanbul'a geldim ve yurt dışı işlerine başladık. Türkiye'de çelik yapının gelişmemesi bir handikap olarak görüyorum. Çünkü Türkiye hepimizin bildiği gibi overseas construction business'te, yani yurt dışında müteahhitlik açılımında dünya çapında bir ülke olduk. Gerekse yurt dışında, gerekse yurt içinde inşaat sektöründe yine dünyanın en üst seviyesinde bir ülke halindeyiz. Bunun yanında çelik konstrüksiyonla ilgili, yani çok katlı yapılarla ilgili bir değerlendirme yaparsak maalesef Türkiye Zambiya'dan beri geri. O yüzden yani sizlerle bunu konuşup bir şeyler anlatmak istiyorum ki artık birileri bu sesimizi duysun ve Türkiye'de çok katlı çelik yapılara artık yönelsinler. Siz uzun yıllar gönüllü çalışmalarınızla da adınızdan söz ettirdiniz. Peki inşaat projelerinde çelik kullanımının avantajı nedir? Şimdi çelik kullanmasının avantajları oldukça fazla. Her şeyden önce ekonomik. Herkes diyecek çelik pahalı. İnşaatın ekonomik olması sadece birebir betonarmeli çelik karşılığımızda ortaya çıkmaz. Bir örnek olarak vereyim. Basra'da yaptığım 45 bin metrekarelik bir AVM binasının sahiplerinin büyük bir inşaat firması vardı. Ve 27 tane beton yeri olan hazır beton imalatçısı bir firma aynı zamanda. Konu bu inşaatın kısa sürede bitmesiydi. Ben onlara kaç ayda bitirebileceğini sordum. 36 ay dedi. Ben 28 ayda bitiririm dedim. Yaptığı şey şuydu. Hesap makinesi üzerine 8 sene çarpı 12 çarpı 20 dolar yazdı. Hemen başla dedi. Çünkü yaptığı hesaba göre 8-9 milyon dolar erken bitirmeden dolayı bir karlar olacaktı, gelirler olacaktı. Bana ödedikleri para 6 milyon dolar. Dolayısıyla ben size soruyorum, hangisi ekonomik? Tamam, pahalı. %10 pahalı olabilir. Fakat bunun nedeni, yani bu pek farklı bir şekilde bu maliyetlere yansıtmaz. Bizim konuştuğumuz olay karkas yapıyla ilgili. Karkas yaparsınız, betonarme ya da çelik. Bu da bütün binanın maliyetinin %40'ıdır. %40'ın %10'u pahalı olmuş olsa, ki genel anlamda da pek fark ettirmez. Konu ekonomik olmasından, zor olmasından kaynaklanmıyor. Konu yanlış bilinmesinden doğuyor ve Türkiye'de bu yüzden de çelik konstrüksiyon işleri maalesef çok katlı binalarda diyorum bir türlü gelişmedi. Bir takım şeyler de anlatabilirim çelikle ilgili. Bildiğiniz gibi çelik üreten firmalar gelişmiş ülkelerdir. Ben size soracağım bir soru şimdi. Siz bana soruyorsunuz. Buyurun. Türkiye, Avrupa Birliği içinde ham çelik üreticisi olarak kaç numara, yani İngiltere var, Almanya var, Fransa var, İtalya var. Aslında bu soruyu ben de size soracaktım. Çünkü siz bu anlamda epey tecrübeli bir isimsiniz. Dünya ile karşılaştırdığımızda Türkiye ne durumda? Şimdi önce ham çelik üretiminden başlayalım. Ham çelik üretiminde Türkiye bir numara Avrupa'da. Şaşırdınız değil mi? Ve dünyada da 7. sırada. Bilinmiyor ama bir numara olması. Ben biliyorum da yansıtmıyoruz bunu. Konumuz inşaat değil mi? Evet. İnşaata yansıtmıyoruz. Konuyu biraz daha açmak istersek,
İngiltere'den örnek vereceğim. Çünkü ben çelik yapıyı nasıl olacağını falan orada öğrendim. Tesadüfen de master'ı bitirdikten sonra oranın en 67 katlı binasında inşaat mühendisi olarak görev aldım. Ve orada çeliğin ne olduğunu tamamen öğrendim. Ve o andan itibaren aklımda hep Türkiye'de bunu nasıl uygularız, nasıl geliştiririz sorusu çıktı. Şimdi İngiltere'de deprem yok. Ha var pardon, 1000 sene önce olmuş en son deprem. Biz deprem ülkesiyiz. İkinci bir konu, biz onlardan fazla ham çelik üretiyoruz. Üçüncü konu, herhalde İngilizler ekonomiyi bilmiyor diye bir kavram ortaya atamayız. Aksi halde bizim profesörler yazdığı ekonomi kitapları İngilizler Türkçeden İngilizce'ye çevirip onlar okuturlardı ki tam tersi oluyor. Dolayısıyla ortada bir yanlış anlaşılma durumu var. Yani siz de şu anda hissediyorsunuz onu. Evet. İngiltere'de her yapılan 100 yapının 70 tanesi çelik. Bunun içinde yani sağdan sola sayın 1, 2, 3, 4, 5'te 70 taneyi bulursunuz. Türkiye'de durum nedir? Ben çok katlı inşaatlardan bahsediyorum. Sağdan sola sayın 0, 0, 0, 0, 1000'de 1 bile değil. Bu çok yani üzücü bir durum. Mutlaka bunun düzeltilmesi lazım. Türkiye her konuda atak yaptığı için ve teknik olarak da çok üst seviyelere geldiği için ve çelik üretiminde gelişmiş ülkelerin bile üstünde ya da onların içinde olduğumuzun farkında olduğum için bir takım çalışmalar yaptım. Çeliğin daha fazla geliştirilmesi için epey işlemlerim oldu, çalışmalarım oldu. Bu ara gönüllü olarak da üniversitelerde çok katlı çelik yapılar konusunda bilgiler vermeye başladım. Şimdi İngiltere'yi inceledim bu sefer. Bunlar nasıl başardılar? 1960'ların sonunda, 70'lerde Steel Construction Institution, yani Çelik Yapı Enstitüsü kurdular. Tamam dedim, Türkiye'de bizim bunu kurmamız lazım. Ve bunun kurulması için gerçekten çok uğraştım. Enstitüsü kurmak, üniversite kurmak kadar zor bir olay. Yani üniversite kurmakla enstitü kurmak arasında pek bir fark yok. Dolayısıyla bizim yatırımcı arkadaşlarımız, arkadaşlarım diyorum yaşımdan dolayı, dolayısıyla da direkt olarak üniversite kuruyorlar. Çelikle ilgili bir bölüm açmayı bile düşünmüyorlar. Şimdi Türkiye ile İngiltere'ye örnek verirken, İngiltere'de sanayi binalarının %97'si çelik. Bizde %37'si çelik, geri kalanı olduğu gibi prefabrik. Şimdi ben prefabrik kötüdür, iyidir değil. Her yapılan inşaat doğru dürüst yapılırsa depreme de dayanır, kesinlikle yıkılmaz. Benim söylemek istediğim şu, biz deprem ülkesiyiz. İngiltere'de 1000 senede bir oluyorsa bizde ortalama 10 senede bir oluyor. Ve dolayısıyla ekonomik olduğunda basitçe anlattım. Yani iki şeyi karşılaştırırken sadece üstteki bir bölümlerini değil, getirdiği faydalar nedir, avantajlar nedir, onlar da konuşmak lazım. Mesela Türkiye'de çok yaygın bir şekilde çelik inşaat yaptırmak isterseniz efendim pahalıdır. Siz de güvendiğiniz mühendisler aynı şeyi söylüyor. Çok ısrar ederseniz, bunu yapacak bilgi tecrübesi olmadığı için, ben çok katlı binalardan bahsediyorum. Olmadığı için sizi aman vazgeçin pahalı olur deyince siz de tabii yatırımcı olarak aynı şeyi daha pahalı elde etmek istemezsiniz. Çünkü o mühendisin görevi genel sizin yapacağınız yatırımın ne zaman geri döneceği değil, yapacağı inşaatın maliyetidir. Dolayısıyla hatalı bilgi vermiş olacaktır size. Genel olarak bakıldığında çelik kullanmak hem maliyet avantajı sağlıyor hem de deprem gerçeğine karşı insanlara daha da güven veriyor. Peki Türkiye'de yapılarda çelik kullanımının artmamasının başlıca sebebi o zaman maliyet mi diyebiliyoruz? Şimdi başlıca sebebi üniversitelerimizde çelik yapı, çok katlı çelik yapılara gerçekten odaklanmaması. Ben teknik üniversiteyi bitirdiğimi söyledim. Belki bazı hocalarımız yine bana kızacaklar ama Türkiye'de çelik öğretimi üniversitelerde kesinlikle yeterli seviyede değil.
Çıkan bir mühendis sanayi binası ancak yapacak kapasiteye ulaşıyor. Ben tekrar olarak şunu belirteyim ki öğretilen dersler genelde Timoshenko'nun ikinci cildini anlatır. Analizlerle ilgili bunu Çelik'e adapte etmişler. Halbuki Avrupa Birliği yeni standartları yaparken Çelik için iki tane fasikül ayırmış. Bir tane fasikül 3 yani Eurocode 3 dediğimiz Çelik yapılarla ilgili ve çok katlı yapılarla ilgili Eurocode 4'ü uygulamış. Şimdi TSE'ye baktığımız zaman bunlarla ilgili yani Eurocode 4 ile ilgili herhangi bir şey yoktu. Ve şu anda Türk Standart Enstitüsü'nde girmekte olduğumuz Avrupa Birliği'nden dolayı birkaç senedir, tam olarak senesini söyleyemeyeceğim, Türk standartlarını Avrupa standartına uygun hale, yani Eurocode'a uygun hale getirme çalışmalarını yapıyor. Bunu duymaktan da çok mutlu oluyorum. Her sektörün gelişmesinde devlet desteği çok önemli bir unsur. Türkiye'de çelik kullanımının yaygınlaşması için peki devletin hangi adımları atması gerekiyor? Şimdi çeliğin yaygınlaşması için devletten çok üniversitelerin eğitimlerde yardımcı olması lazım. Örnek olarak ben veriyorum, biraz sonra geleceğim sizin devlet desteğine. Örnek olarak veriyorum, benim 3 ayda bitirme ödevi olarak yaptırdığım proje 23 katlı ve karışık bir projeydi. Çocuklar başlangıçta hocam bunu yapamayız, yaparsın dedim. Sonuçta bir kat hallettiğiniz zaman geri kalan kolonlardır. Ve bütün katlar hep hemen hemen aynıdır. Tabii yük durumunda teknik olarak farklılık gösterme söz konusu olacaktır. Ama bunlar çözülemeyecek konular değil. Dolayısıyla gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. En iyi yetiştirecek yer de üniversitelerdir. Ve bazı üniversitelerin dikkatini çektim. Kültür Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Halis Demir Üniversitesi ki onların öğrencilerini çelik yarışmalarına soktum. 7. oldular ama bu sene canla başla tekrar yarışmalara katılacaklar. Şimdi çeliğin avantajları nedir? Şimdi her şeyi biz ekonomik olarak bakmamamız lazım. Ekonomi konusu mutlaka her projede çok önemli. Daha önce ilk başta da söylediğim gibi paranın yani yatırımın geri dönmesi sadece maliyetle, binanın yalın maliyetleriyle ilgili değil. Eğer biz bunları da vurgulayarak projelendirir, yatırımlar yaparsak Türkiye çelik yapılar konusunda da dünyada hak ettiği üst seviyelere, daha önce söyledim, Türkiye inşaat sektöründe gerçekten gurur verecek bir seviyede çelik inşaat hariç. Kentsel dönüşüm şu dönemde inşaat sektörünün en popüler konuları arasında yer alıyor. Dönüşüm projelerinde çelik yapı uygulaması olabilir mi? Kesinlikle olur. Şimdi şöyle olarak söyleyeyim. Biz çelik projeyi yaptığımız zaman bunun imalatı yapılıyor fabrika ortamında. Diyelim ki bir binayı yıktık. O binayı yıkması süre alır. Temeli süre alır. O süre içinde biz bütün kolon, kiriş, her şeyi şantiye getirebiliriz. Ve montajı hep blonlu sistem olduğu için çok kolay bir montaj sistemi var. Bizim kolonlarımız 12 metre yani 3 kattır. Atıyorum 8-10 katlı bir binayı, yanlış anlamayın, bir haftada biz bitirebiliriz. Betonarme firmaları da teknolojilerini bayağı geliştirdiler. Bizim bir haftada bitirdiğimiz belki 3 haftada bitirebilirler. Ama diğer avantajlarına da bakmamız lazım. Betonerler devamlı geliyor, inşaat demirleri geliyor. Yani İngilizlerin wet trade dediği bir sistem, ıslak bir sistem. Bizimki kuru ve gürültü yapmayan bir sistem. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm projelerinde de kullanılabilir. Ama benim en çok merak ettiğim konu, büyük firmalar artık rezidans inşaatları yapıyor, süper inşaatlar ve son yıllarda mimari özellikle çok ileri seviyeye geldi Türkiye'de. Hep merak ediyorum bunlar neden denemiyorlar. Size çok basit bir şey daha açıklayacağım. Tabii. 30 katlı bir bina düşünelim, betonarme ve çelik. 30 katlı binanın Türk standartlarına göre kullandıkları demir, inşaat demiri benim kullanacağım demirden daha fazla. Şimdi bunun kalıbı var, beton dökmesi var, işçiliği var, tek tek gidiyorsunuz.
Yani anlam veremiyorum bu konuya. Dolayısıyla mücadelem hala devam ediyor. Yani sizle görüşmem de bu mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriyorum. Evet, umarım bizim de bir katkımız olur. İnşallah. Olacağına eminim. Siz yurt dışında AVM'den konuta, çelik yapıyla ilgili birçok projeler çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedelim. Yaptığınız çalışmaları anlatsanız. Şimdi en sondan bahsedeyim yurt dışında yaptığım. Basra'da, Irak'ta, Basra Times Square Mall. Daha önce söyledim 45 metrekare. Olduğu gibi çelik ve dizaynında da, yani tasarımında, mimari tasarımı diyeyim. Binanın yerleşmesi, iç koridorları. Kendi tecrübeme hiç karışmadılar. Müthiş bir bina oldu. Ve şu anda bir yaşam merkezi halinde. Bu Al Jazeera televizyonla dikkatini çekti. AVM'nin 4. katında neredeyse uluslararası standartlara uygun ice skating, buz pateni yapmıştım. Orayı göstermiş. 3-4 dakika. Ve sorular sormuş. Bu nerede diye. Herkes Kanada, Amerika falan derken yanılıyorsunuz demiş. Bu çocukların hepsi Basralı Arap çocukları. Ve bu binada demiş. Basra'da. Binanın ismini de söylemiş. Ve şu anda en son bir hafta önce gittim. Çünkü yanına 18 katlı. Türkiye'de hala yapamadım. 18 katlı bir binayı orada inşallah Nisan ayında başlatacağım. Bunun haricinde opera binasının kubbesini yaptım şeyde, Rusya'da. Bayağı büyük bir kubbeydi. 36 metre çapında, 18 metre yüksek oluyor. Onun üzerine bir kubbe daha var. Ve artı 5 tonluk bir hareketli yükle sahneyi indirip kaldıracak bir şeyler koymuşlardı. Ve enteresan bir yapı oldu. Ben böyle özel yapılar daha çok hoşuma gidiyor için keyif alıyorum. Yani. Bunun haricinde Atina Olimpiyatlarında Meşale Kulesi'ni tamamen tasarladım. Ve açık bir tiyatro binası yaptım. Onun yanında tabii bir takım küçük binalar da oldu. Ve 4 ay erken bittiği için de Atina Olimpiyat Komitesi'nde teşekkür aldım. Hep söylüyorum, çelik inşaat iyi bir tasarım yapılır ise çok kısa bir sürede, problemsiz bir şekilde bitmiş olur. Ve çelik inşaatın kesinlikle en kötü yapılmış bir halde bile depremde yıkılma şansı yok. Yok. Çünkü çelik bina sallanır. Tabii bu sallantıyı önlemek için de ya çaprazlar kullanırız, başka bir sürü kullanma durumları vardır. Çok katlı binalarda çekirdek olarak asansörlerin olduğu bölümü betonarme yapıp kenarlarını çelik yaparız. Ki bu sefer yan kenarlarda yanal sallantıya ki dans ediyor diye söylerim ben öğrencilerime. O dansı kısa keseriz. Bunun haricinde üretimi çok kolay. Projelendirmesi çok kolay. Seri bir şekilde gider. Mimarlara oldukça geniş bir seçenek sunar. Yani büyük açıklıklara da geçebilirsiniz. Betonarme de geçemeyeceğiniz açıklara. Yoksa bütün Boğaz köprülerinde betonarme yapmaları gerekirdi. Bu akıl dışı imkansız bir olay. Ama ümidimi hala koruyorum. Çelik yapı enstitüsü mutlaka ve mutlaka kurulması lazım. Bu üniversitelerden ya da yatırımcı büyük iş adamlarından tekrar rica ediyorum. Kurulması gerekli. Evet, umarım. Deprem ülkesiyiz. İnşallah. Ya sadece depremle ilgili değil. İngiltere'de de deprem yok. Ama biraz önce söylediğim gibi her 70 binadan, 100 binadan 70 çelik. Sanayi binalarında %97 çelik. Herkes girip araştırabilir. Sonuç bulacaktır. Ve Türkiye'nin de her konuda yaptığı atılım bu konuda da başladığı an bir an önce üst seviyeye çıkacağımıza kalpten de inanıyorum. Peki yurt dışındaki projeleri konuştuk ama Türkiye'de hangi projeleri gerçekleştirdiniz? Şimdi Türkiye'de demir çelik fabrikası yaptım. Bilecik Demir Çelik ismi. Büyük bir fabrika. O daha sonra onu ikinci bölümünü yaptılar. Onları yaptım. Çok katlı bina olarak Yeditepe Üniversitesi'nin kız ve erkek yurtlarını yaptık. 9'ar katlı. Ayrıyeten de Şile'de, Doğa Club'da
149 tane villayı 6 ayın içinde yaptık. Tamamen çeliktir. Bodrum'da Havana evleri çeliktir. Beni tanıyan kişilerin desteğiyle bunlar çelik olarak yapıldı. Yani çelik toplu konutu ilk defa Türkiye'de biz yaptık. O da 149 tane villa. İsmi Doğa Club, Şile'deki. Bunlarla ufak tefek mutlaka bir sürü şeyler yaptım ama onları anlatmaya gerek yok. Bundan sonraki hedefler neler? Bu yıl başlayacak olan projeler var mı? Nisan ayında, yani önümüzdeki ay başlayacağımız proje, daha önce de söylediğim gibi 18 katlı bu Basra Times Square AVM'nin hemen yanında. O AVM'yi yaparken zaten planlamıştık. Altyapısını falan hepsini tamamen bitirdik. Temelleri falan hepsi hazır. Sadece üstüne çıkması kaldı. Peki, keyifli bir sohbet oldu. Ben yoğun temponuz arasında zaman ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah sesimi duyan olmuştur. Bir konuda daha, hani devlet ne yapabilir dediniz. Evet. Olabilir olmayabilir aklıma geçen şu. Çelik inşaat olduğu zaman madem %10 biz pahalıyız, akıllı öyle kalıyor. Bir kat daha fazla kat izni verirlerse millet çeliğe dönebilir diye tahmin ediyorum. Evet, bunu da değinmiş olalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir söyleşi oldu. Çok mersi. Sevgili izleyenler, bu hafta Kare İnşaat Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Nuri Işık stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle çelik kullanımının avantajlarını ve gerekliliklerini konuştuk. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.